Parti binasında düzenlenen basın toplantısında ilk konuşmayı Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Engin Başar yaptı. Katliam, vahşet, adına ne dersek diyelim, adını bulamıyorum daha doğrusu. Suruç'ta yaşanan olayı kınamak için gençlik kollarımız, kadın kollarımız ve partilerimizle buradayız. Şimdi orada doktorumuz vardı, avukatımız vardı, psikologumuz vardı, sosyolog. Hiçbir şey olmasa bile gencecik insanlarımız vardı. Bu gencecik insanlarımız için gençlik kollarımız açıklama yapacak. Onun öncesinde ben bir şey söylemek istiyorum. Gözlerimizde yaş kalmadı. Ne çok ağladık. Bedenimizde nefes kalmadı. Ne çok öldük. Dudaklarımızda gülümseme kalmadı. Ne çok acı çektik. Barıştı, sevgiydi, kardeşlikti, çocukları gülümsetmekti tek amaçları. Anlarlar mı onlar acaba bundan? Nefretiniz içinde boğulsun, kan bürümüş gözlerinizden göremez olsun diyorum. Bu arada Adıyaman'da yine şehit olan askerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları adına Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Özge Eneş de bir konuşma yaptı. İnsanlık tarihinin en utanç verici, en çirkin birkaç vahşetinden birisinin ülkemizde vuku bulmasının utancını yaşıyoruz. 19 gün önce bugün Sivas katliamının yıl dönümü dolayısıyla yapmış olduğumuz basın açıklamasında var olan ve yaklaşan tehlikeye vurgu yapmıştık. Bu bir öngörüden çok durum tespitiydi. Haksız çıkmayı en çok bizler isterdik. Fakat olmadı. Uluslararası savaş simsarları, eli kanlı din tüccarları ve tüm bunlarla gerek gizli gerek aleni yollarla işbirliği yapan hükümet çok üzülerek söylüyoruz ki bizleri yanıltmadı. Sınırlarımızdan tırlarla ve çeşitli gizli yollarla gönderilen mühimmatlar eli kanlı katil bir terör örgütü tarafından yine bizim sınırlarımızda kullanıldı. Ve ömrünün baharındaki onlarca gencin katline sebep oldu. Birçok toplumsal ve muhalif olayda tabiri caizse kendilerinden habersiz kuş dahi uçurtmayan MİT ve emniyet güçleri yaklaşmakta olan vahşeti izlemekten başka bir işe yaramadı. Bu hangi kirli uluslararası oyunun tezahürüdür? Kimler bölgede IŞİD terörünü beslemektedir? İstendikten sonra gerek uluslararası güçler gerekse Türkiye tarafından el birliğiyle etkisiz hale getirilebilecek olan bu ölüm makinesine neden sessiz kalınmaktadır?